Merhaba Büyük Fotoğraf izleyicileri. Bugün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 19. günü. Çok yoğun bir gündemi geride bıraktık. Bu haftada birçok temasla ve Ukrayna gündemiyle beraber analizlerimize devam edeceğiz. Daimi konuğum Aydın Sezer. Aydın Bey, son dönemde işte Antalya Diplomasi Forumu gerçekleşti. Çok önemli bir üçlü zirve oldu bu forumun çerçevesinde. Türkiye'nin kolaylaştırıcı rolü tüm dünyada büyük bir övgüyle karşılandı. Siz ne düşünüyorsunuz? Dışişleri'nin çok büyük başarısı aslında. Bu bir harici geleneğinden geliyoruz. Nasıl yansıdı sizce sahaya? Bence çok olumlu bir platform. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür edilmesi gerekiyor. Tabii zamanla daha da yerleşecek, daha da kalıcı bir hale gelecek. Öyle ümit ediyorum. Bu seneki tabii ki çok önemli bir zirveyi ön plana çıkarttığı için, Çavuşoğlu, Kuleba ve Lavrov zirvesi ön plana çıktığı için, ki tüm dünyanın nefeslerini tutarak izlediği bir zirve olduğu için, sanırım diplomasi forumu bunun gölgesinde kaldı diye düşünüyorum, ama bunu bir eleştiri olarak yöneltmiyorum. Bu da çok önemli bir etkinlikti. Çünkü sloganı diplomasiyi yeniden kurgulamak da aslında. O da güzel bir slogan. Evet. Buna denk geldi. Diplomasi evet. Nasıl yeniden kurgulandı. Evet. Bir de bu forum çerçevesinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması vardı. Orada ilginç bir cümle vardı Kırım'la ilgili. Batı 2014'te Kırım'ın işgaline yeteri kadar tepki vermiş olsaydı bugün bunlar yaşanmazdı dedi. O dönemde de yaptırımlar vardı. Şu anda da var. Türkiye bu dönemde yaptırımlara dahil değil. Ne farkları var iki dönem arasında Türkiye'nin konumu açısından? Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesine katılıyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı söylediği için değil. Bu genel bir doğru. Gürcistan olayından sonra, 2014'ten sonra, Belarus, Dağlık Karabağ, en son Kazakistan olaylarından sonra Batı bir anlamda, bir yerde dur deme gereği hissetti. Bu artık Ukrayna üzerinden, Donbas üzerinden bir dur demek miydi? Yoksa genel Doğu Batı demeyeyim de Rusya ile Batı ittifakı arasındaki bir gerilimin sıcak savaşa dönmesine de yol açabilecek bir süreç miydi? Ona henüz zaman erken, birkaç hafta sonra onu daha net değerlendirebileceğiz. Bu ifade genel olarak doğru buldum, ama bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesi çok enteresan. Biz 2014 ambargolarına katılmayan bir ülkeyiz. Kırım'ın ilhakını en yüksek perdeden dile getirmekle birlikte. Neler vardı o ambargolarda? Özellikle Rus şirketlerinin, savunma şirketlerinin varlıklarının dondurulmasından tutunuz da liste bazında bazı firmaların, ki bir tanesinden özellikle bahsedeceğim, kara listeye alınmasıyla alakalı bir süreçti. Özellikle doğal gaz boru hatlarıyla ilgili çıkışların, Rusya'dan çıkışların da bir anlamda gözden geçirilmesine gerektiğine de vurgu yapan bir süreçti. Türkiye boyutunda şöyle bir şey var. Biz ambargoya katılmadık. Bunu fırsata çevirmeye çalıştık. Dahası Ukrayna üzerinden gelen, Ukrayna'yı bypass ederek Türkiye'ye gelen, ancak Ukrayna kıta sahanlığından geçerek gelen Türk akım boru hattına onay verdik. Yani Kırım'ın ilhakını yeryüzünde tanımıyoruz ama deniz dibinde tanıyoruz gibi bir sonuç çıktı. Batı bu yönde eleştirdi bizi. İkincisi, biz Almazantey, en büyük yasaklı S-400 üreticisi şirketin, Avrupa'da bu şirket yasaklı, yaptırımlardan kurtulmak için dava açtı ve kaybetti. Biz Almazantey'den S-400 aldık. O dönemde aldık değil mi? Tabii bu 2014'ten sonraki süreçte aldık bunu. Dolayısıyla nükleerde hiç hız kesmedik. Yine nükleerle ilgili de kısıtlamalar, özellikle Rus şirketleriyle ilgili bazı önlemler söz konusuydu. Dolayısıyla Rusya'ya karşı uygulanan ambargoyun en büyük, ilk ve en çok delen ülke Türkiye'ydi. Dolayısıyla bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesini açıkçası yadırgadım. Yani bunu not olarak düşebiliriz.
Peki Ukrayna sahaya gelelim. Bu süreç iki yönlü ele alırsak sahada neler oluyor? Şu anda ortak bir pozisyon bulundu mu? Çünkü Zelenski'nin ofisinden gelen açıklamalar ve Kremlin'den gelen açıklamalar sanki ortak bir pozisyonu bu hafta içinde bulunacağı ve gerilimin azalacağı yönünde. Diğer yandan ikinci sorum da bu sahadaki gelişmeler, işte Rusya'ya yapılan yaptırımlar, işte Sony'den tutun Starbucks'ta, hatta Pink Floyd'a kadar birçok aktör yaptırımlar uyguladı Rusya'ya. Bu halkı kendi arasında bir ortaklaştırır mı, yoksa Putin'e yönelik bir alternatif siyasi lider doğar mı bu dönemde? Şimdi sahadaki durum, Rusya'nın baskısı devam ediyor. Bunaltıcı bir şekilde özellikle Kiev üzerindeki baskısı devam ediyor. Dün Polonya sınırında NATO eğitim merkezi olduğu iddia edilen, tam olarak yanılmıyorsam ismi Barış Merkezi olan bir yerde bombalandı. Bu çok net bir mesajdı. Buradan da NATO'nun her ne kadar Ukrayna'nın üyeliğiyle ilgili net bir pozisyon almadıklarını ifade etse de Ukrayna ordusuyla NATO arasında bir ilişki olduğunu bir anlamda ortaya çıkardı. Zaten bu gizlenmiyordu da. Bunu Türkiye gibi birçok ülkede zaten Ukrayna'nın NATO üyeliğine hazırlanması başlığıyla. Sadece Ukrayna değil, Gürcistan içinde aynı ifade kullanılıyordu. Şimdi 3 tur yüz yüze heyetler arası görüşmeler yapıldı. Bunlar oldukça üst düzey heyetler bu arada. Teknik bazda görüşülse bile her iki tarafta da en üst düzeydeki yöneticilere yakın kişilerin yürüttüğü müzakereler. Dönmüşsü dündü. Üçüncü turdan sonra online, Zoom üzerinden müzakereler devam etti. Muhtemelen bugün de devam edecek. Her iki tarafta barış anlaşması konusunda bazı noktalarda ilerlemeler sağlandığını ifade ediyor. Bu savaşın bir an önce durması, hem sivil can kayıpları hem sivil sığınmacıların doğuya ve batıya gitmesiyle ilgili dramın önlenmesi açısından çok önemli. Her şeyden önce ilk adımın savaşın bir defa durması gerekiyor. Bu yönde uluslararası planda yürütülen çabalar da var. Scholz, Macron sürekli devrede, İsrail devreye girdi çıktı. Hala Zelenski İsrail'i Türkiye'de dahil olmak üzere barış müzakereleri için, yani barış anlaşması için, imzalanabilecek bir anlaşma için bir platform olarak görüyor. Dolayısıyla aksayan zaman zaman sivillerin tahliyesine yönelik konularda uzlaşma olsa bile bu her zaman gerçekleşmeyebiliyor. Tabii bu arada bir yerde de başta cami olmak üzere iki gün önceki açıklama gibi sivil yerleşim bölgelerine, hastanelere yönelik saldırılar da gündeme getiriliyor. Ağırlıklı olarak Ukrayna tarafından getiriliyor. Ama bu cami olayını bizzat Sayın Çavuşoğlu yalanladı. Dolayısıyla bunlar savaşın içerisinde olabilecek, dezenformasyon bağlamında olabilecek şeyler, ama her iki tarafında özellikle sivil ölümlere neden olan eylemleriyle ilgili net bir kırmızı çizgi çizilmesi gerekiyor. Dün bir gazeteci öldü bir de Amerika'da, evet. İlk ölümdü bu. Yanılmıyorsam zaman zaman New York Times'ta çalışan bir gazeteciymiş. Fakat New York Times bağlantılı ya da şu anda bağlantılı olmadığı yönünde bir açıklama yapıldı. Dolayısıyla bir basın mensubu muydu yoksa başka bir amaçla mı orada bulunuyordu, onu bilmiyorum. Serbest gazeteci galiba. Serbest gazeteci, evet, olabilir. Şimdi diğer sorunuz Batı ambargolarının, evet, Rusya'yı ve Putin'i ne kadar bunaltacağı, hatta Rusya'da bir iktidar değişikliğine yol açıp açmayacağı ile ilgili. Çünkü destekleri %71'e ulaşmış Putin'in. O da ilginç. Yani işgal haftasında %7 artmış halk desteği. Şimdi Menekşe Hanım, öncelikle bu tip anketlere ihtiyatla yaklaşmak lazım. Dolayısıyla hani batılı bir gözlemcinin hangi şartlarda, hangi objektif verilere dayanarak bir anket yapıp yapmadığını bilmediğimiz gibi, batıdan gelen yorumlar için söylüyorum, Rusya kaynaklı haberlere de ya da anketlere de dikkatli bakmak lazım. Ancak benim kişisel gözlemim, Rusya'daki dostlarım ya da eski çalışma arkadaşlarımdan elde ettiğim bilgiler doğrultusunda, savaş başladığı anda hem Putin'e hem savaşa karşı sokağa çıkan insanların büyük bir bölümü Batı ambargoları sonunda
O eski Batı aleyhtarlığı pozisyonlarına, NATO ile ilgili pozisyonlarına geri döndüler. Dolayısıyla burada bir o barışsever ya da aktivistlerin sayısında bir azalma var. Zaten kalanları da polis baskısıyla son derece kaba kuvvet kullanımıyla da bertaraf ediyorlar. Yani orada öyle bir boyutta var. Şimdi Batı'nın Rusya'ya yönelik ambargoları bugün 30'lu yaşların üzerindeki her Rus'un 3 aşağı 5 yukarı zihninde olan hafızadan çağrışım yapacak bir Batı yaklaşımının sergilenmesini de beraberinde getirdi. Yani bu ister istemez bir konsolidasyon ve bir dış tehdite karşı, bir dış söyleme karşı birlikte olma refleksinin ortaya çıkmasına neden oldu. Bunu bir defa net olarak söylemeliyiz. İkincisi, Batı hala genellikle Rusya'yı Moskova ve veya Sankt Petersburg üzerinden okumaya çalışan, kaldı ki bu iki şehir de yeknesak bir şekilde tam anlamıyla Batı medeniyetini satın almış ya da Batılı formatta Batı değerlerine bağlı olarak yaşamayı tercih ettiğini yüksek sesle haykıran kitlelerden de oluşmuyor. Burada 140 milyonluk, yaklaşık 140 milyonluk nüfusun neredeyse 1 milyonu dolar milyoneri Rusya'da. Hatta çoğu milyarderi. Dolayısıyla böyle bir jenerasyon ya da böyle bir kitle de var. Batı ile tam anlamıyla entegre olmuş, her şeye rağmen Batı'dan kopmak istemeyen birileri de var. Orta sınıf var. Özellikle bu iki büyük şehirde. Ama Rusya'nın taşrası işin içine girdiği zaman, ki Rusya dediğimiz ülke çok büyük bir ülke olduğunu herkes söyleye geliyor ama Türkiye'nin 21 katı büyüklüğündeki bir ülkeden, 8 farklı saat diliminde yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Nüfus bu büyüklüğe göre daha küçük, daha az olmakla birlikte 140 milyona yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla taşra hem yoksulluğa hem boş raflara hem de Kremlin'e genetik olarak bağlı kitlelerden oluşuyor. Yani dünyada ne olup bittiği bir tarafa, Rusya'nın ya da dünyada Putin'in Batı'yla olan savaşını satın alma boyutu çok farklı. Kaldı ki Putin'in ısrarla inşa etmeye çalıştığı bir Rus kimliği boyutu da vardı. Bu milliyetçilik bağlamında da ön plana çıkan, özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra Ukrayna halkına karşı, yani Slav ırkının içerisinde de oluşan bir milliyetçilik akımından da bahsedilebilir. Bunların da güçlenmekte olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Putin'in işine yaradı o zaman. Şimdi ben Batı ambargolarının bu savaşı durdurmaya yönelik bir hamle olduğuna hiçbir zaman zaten ihtimal vermedim. Ya bunu eleştirdiğim anlamda söylemiyorum. Bu kadar kısa vadede sonuç alınması teknik olarak mümkün değil. Kaldı ki Batı tam tersine savaşın daha da derinleşmesi için hafif silah da olsa yardıma başladı. Gönüllü göndermeye başladı. Şimdi daha da artırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu savaşın bitmesine yönelik hamleler farklı bir konu. Bu savaş üzerinden Putin'in zedelenen imajı ve ambargolar üzerinden Rusya'da rejim değişikliği ya da Putin yönetiminin devrilmesine yönelik bir sürece oynamaya başladı. Bu ambargoların başka bir hedefi ya da anlamı olamaz. Öncelikle onu ifade edelim. Yani ambargo üzerinden Putin'e ders verme ya da Rusya'yı çökertme esprisi eğer amaç bu idiyse, daha önce de söyledim, ne Rusya'yı ne Putin'i hiç tanımadıkları anlamına gelir bu. Bu ilelebet eninde sonunda Putin'in ya da Kremlin'in bugünkü yönetimi Slovikilerin yıkılmasını da getirebilir. Bunda da herhangi bir tereddüt yok. Çünkü bu insanlar 75 yıl, 80 yıl içerisinde sosyalizmi yıkmış bir halktan bahsediyoruz. Dolayısıyla sosyalizmi yıkan bir halkın Kremlin'i ya da Slovikileri de devirmesi son derece mümkün. Ama bu Rusya'ya demokrasi getirir beklentisi içerisinde de Batı yine hayal görüyor demektir. Peki diasporadaki Rus muhalifler bir çözüm olabilir mi? Bir alternatif olabilir mi? Rusya'da herhangi bir etkileri yok. Diasporadaki muhaliflerin önemli bir bölümü oligark dediğimiz Rusya'yı yağmalayan kişi ya da kesimler, yani demokratik ya da fikir özgürlüğü ya da düşünce özgürlüğü üzerinden Batı'ya sığınıp muhalefet yapan, yani Navalny tırnak içinde, onu da zaten özellikle ciddiye almıyorum.
tescilli bir faşist olduğunun altını bir kere daha çizeyim. Özellikle Kafkas haklarına yönelik ifadelerinden dolayı ifade ediyorum. Onu Batı demokrasi ya da özgürlük savaşçısı olarak görebilir. O Batı'nın sorunu. Dolayısıyla Rusya'da demokrasinin gelmesi gibi bir beklenti içerisindeyse, yani Putin gider Şoygu gelir, Şoygu gider Igor gelir, o ayrı. Ama bu yakın dönemde bir iktidar değişikliği ümidi varsa, saray darbesi de olabilir, Putin'in geri çekilmesi de olabilir. Mesela Şoygu gibi birisi gelirse Batı Putin'i arar, onu net olarak ifade edeyim. Ben orta ve uzun vadede yaptırımların Rusya'da neye yol açacağını, açık söylemek gerekirse kendi değerlendirmelerimin de ötesinde, Rusya'yı çok yakından takip eden, kamuoyunda yakından bildiği 10 kişiye sordum. Bunların arasında genel yayın yönetmenimiz Hakan Aksay da var, sevgili Hakan da var. Cenk Başlamış var, gazeteci. Hazal Yalın var. Okay Deprem var. Mahir Esen var. İşada Ceyda Karan var. Ciddi bir şekilde, yani Sputnik'te çalışmasının ötesinde de Rusya'yı yakından takip eden birisi. Ya bu söylediğim isimlerin tümü Rusya'yı takip eden ya da Rus perspektifini anlamaya ya da algılamaya çalışan insanlar. Özellikle onun bir dipnotunu belirteyim. Önemli iş adamları var. Hem Ukrayna'da hem Rusya'da Türkiye'nin en büyük grubunun temsilciliğini yapmış Mete Bey var. Çok önemli bir Rus finans kuruluşunun Rusya'da ve Ukrayna'daki bankalarında yönetim kurulu üyesi olan bir Adnan Bey var. Özellikle tekstil, deri ve konfeksiyonda Rusya'da çok önemli faaliyetlerde bulunmuş İsmail Boy Bey var. Kendisi medya günlüğünde de yazıyor. Diğer iki ismin soy isimlerini özellikle vermiyorum. Şimdi bunlara aynı soruyu, bana yönelttiğiniz soruyu ben onlara yönelttim. Çünkü bu soru bana yabancı medyadan, özellikle de Kuzey Avrupa ülkeleri medyasından son bir hafta çok soruldu. Putin devrilir mi? Putin düşer mi? İşte Rusya diz çöker mi? Genel olarak verdiğim cevap, Ukrayna özelindeki savaştan bahsediyorsak Rusya diz çökmez. Net, hiç tartışmasız. Putin'in yerine bir başkası gelse bile belirlediğim koşullarda bu yine değişmez. Donbas ve Kırım artık net bir şekilde kırmızı çizgisi oldu. Şimdi bizim Türkiye'deki bazı analistler, Batı yanlısı arkadaşlarımız Rusya'nın hedef olarak koyduğu özellikle Donbas'la ilgili Minsk Antlaşması çerçevesinde Donbas'la ilgili Rusya'nın yaklaşımını bir tarafa bırakıp bu savaşı Rusya'nın ya da Rusya'nın demeyelim de Putin'in Batı'yla, Batı medeniyetiyle bir savaşı şeklinde yorumluyorlar. Yani bunu Avrupa'ya yönelik bir tehdit ya da o modern dünyaya yönelik bir tehdit olarak yorumluyorlar. Bu olabilir. Bunu tartışmıyorum. Aslında tartışılacak bir konu ama şimdilik tartışmıyorum. Bu olabilir ama ortaya somut koyulan bir hedef var. Bu Donbas. Donbas üzerinde de Putin'in konuyu ihale ettiği iki batılı ülke var. Almanya ve Fransa var. Dolayısıyla 2014'ten bugüne kadar imzalanmış bir uluslararası anlaşmanın yerine getirilmemiş olmasını işgal kuşkusuz haklı çıkartmaz. Yani işgalle ilgili bir şey olarak söylemiyorum bunu. Bir savunma mekanizması geliştirmek adına, Rusya adına söylemiyorum bunu. Ama ortada 2014'ten beri, 2015'ten beri uygulanmayan bir anlaşma var. AGİT'in gözlemci olduğu Fransa'nın ve hatta Alman Dışişleri Bakanlığı Steinmeier'in formülüyle ortaya çıkmış bir anlaşma var. Yani Rusya'nın bir tehdit ülkesi olduğu eğer düşünülüyorsa, o zaman Rusya'nın eline böyle bir koz verilmemesi gerekiyordu. Yani anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir somut veriden hareket ederek Rusya bir saldırıyı haklı çıkartmaya çalışıyor. İkincisi, NATO'nun doğuya doğru genişlemesi konusu. Şimdi NATO genişlemez. Evet, ülkeler NATO'ya müracaat eder. NATO'da ben almıyorum diyemez. Eski Sovyet Cumhuriyetleri ve eski Orta Avrupa ülkeleri, Varşova Paktı ülkeleri Rus tehditinden korktukları için NATO'ya müracaat ediyor olabilirler. NATO da bunları alıyor olabilir. Bu mantık gayet güzel bir mantık. Yani bu mantığı eleştirecek bir boyut yok. Ama NATO'nun Ukrayna'da şu anda ne yaptığını açıklamaları da gerekiyor. Dolayısıyla burada Batı kendisini korumak için acaba bu Sovyet ardılı ülkeleri kullanıyor mu? Onların üzerinden farklı bir sürece mi evriliyor? Bunun da tartışılması lazım. Çok net bir şekilde tartışılması lazım.
Kaldı ki bunu defalarca söyledik. Rusya bunu 2000 yılından beri, yani Putin yokken, güvenlik konsepti olarak uyguluyor. Ha, bunu biz satın almak durumunda mıyız, değil miyiz, ayrı bir konu. Ben satın almıyorum kişisel olarak. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Türkiye'nin güvenliği Libya'dan başlar diyebiliyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani biraz ayakları basan yaklaşımda bulunulması gerekiyor. Bu kişilerle yaptığım görüşmelerde aşağı yukarı tümü, istisnasız tümü yakın bir gelecekte bir değişiklik görmüyorlar. Bu sorunun muhatabı olarak, bu soruya cevap olarak da en az 2-3 hafta, hatta 3-4 haftalık bir sürenin geçmesini beklememiz gerektiğini de söylüyorlar. Çünkü hala savaş koşulları var ve her an her şeye evrilebilecek bir savaş. Ne yazık ki nükleer opsiyonda masada bunu bizzat Putin gündeme getirdi. Bu arkadaşlarımız arasında sadece bir tanesi 3-4 yıl içerisinde Putin'in iyice zayıflayabileceğini, halkın Putin'e karşı da sokağa dökülebileceğini vurguluyor ama o da buradan Rusya'ya demokrasi, batılı anlamda demokrasi gelmeyeceğini vurguluyor. Onun dışındakilerin tamamı bunun çok zor bir süreç olduğunu, imkansız olmadığını ama çok zor bir süreç olduğunu, zamana yayılacak bir süreç olduğunu, bunun en sonunda Rusya'nın parçalanmasına kadar gidebilecek bir sürece evrilebileceğini de söyleyenler var. Ancak Rus halkının özellikle taşra nüfusunun Kremlin'le ilişkisi ve dış tehdite yönelik perspektifini bilenler açısından bunun çok kolay olmayacağını belirtebiliriz. Ben burada kişisel olarak bir cümlede ben ilave etmek istiyorum. Putin'i ben her zaman Slovikilerin ekran yüzü olarak değerlendirdim. Putin geldi dediler, önünde güvenlik konseptini buldu. Yarın git derlerse de gider Putin. Çok net söylüyorum. Ama onun yerine ne koyarlar? O yapı Rusya'da yıkılır mı? Bu ambargo süreci o yapıyı kırar mı, yıkar mı? Ona baktığım zaman da ciddi bir toplumsal muhalefet, bir alternatif olmadığını gördüğüm için bu nedenle de yakın gelecekte bir ciddi değişiklik olmasını ben de olası görmüyorum. Ama bu bahisle ilgili olarak da müsaade ederseniz bir alıntı yapacağım. Bu çok değerli bir alıntı. 1998 yılında Rusya'da büyük ekonomik kriz başladığında bugünkü batılı ülkelerin tamamına yakını, hatta büyükelçilikleri de dahil olmak üzere Rusya'da komünistler tekrar iş başına gelebilir, böyle bir risk var anlamında Rusya'yı terk ediyorlardı. Yatırımlarını askıya alıyorlardı. Çünkü daha 2 yıl önce 96'daki Komünist Parti'nin çok büyük bir oy oranıyla sıçrama yaptığı dönemde Kremlin'e bağlı Alexander Lebed isimli generalin Yeltsin lehine çekilmesiyle, ki NATO ile de ilişkileri, NATO karargahlarını ziyaret eden bir Sovyet generaliydi General Lebed. Ondan hemen 2 yıl sonra bu kriz insanları Batı'yı Rusya konusunda bir kez daha yanlış değerlendirme yapmaya itmişti. Biz o zaman Türk iş alemi olarak, başta Büyükelçilik olmak üzere, Rusya'ya inanan kişiler olarak bunun bir fırsat olduğunu düşünerek, çok uluslu şirketlerimiz de dahil, Rusya'yı terk etmek bir tarafa, daha büyük yatırımlara yönelmiştik. İşte o sırada Herald Tribune'de, International Herald Tribune'de bir yazar, ismi Max Jacobson şöyle söylüyor Rusya ile ilgili olarak. Batı'nın Rusya'ya yeniden değer biçen politikası başlıyor. Sovyetlerin çöküşünden bu yana bu gerekli ideolojik bir projeydi. Hedef Rusya'yı Batı tipi demokrasi ve pazar ekonomisine döndürmekti. Yeltsin Rusya'nın cisimlenmiş bir hali olarak görüldü ve az ya da çok desteklendi. Yeltsin döneminin yüzü, üretimin düşüşü, suç ve yolsuzluk, artan eşitsizlik, sosyal refahın ihmali ve çevre sorunları ile resimlendi. Bugün Rusya'nın Batı'ya adapte olacağının yanılsaması, hazır elbisenin sırta kolayca geçirilmesi düşüncesi geçerli değil. Rusya'yı artık Batı modeli yolunda ilerlemesi konusunda yargılayamayız. Rusya kendi yoluna gidecek, yüzyıllardır olduğu gibi.
hazır elbise kelimesi çok önemli. Burada şunu da ifade edelim. Hazal Yalın'ın bir değerlendirmesi var diğerlerinden farklı olarak. Önümüzdeki süreçte diyor, bu yapı batı ambargoları ve ekonomik yaptırımlar Rusya'da burjuvazi ile ilgili gelişmeleri de değiştirebilir. Kremlin yerli sermayenin de devletleştirilmesi boyutuyla buradaki tırnak içinde gelirleri halka transfer etme yoluna giderse bambaşka bir siyasi ya da sosyal boyuta da evrilebilir Rusya diyor. Bu çok önemli bir değerlendirme. Salt batılı şirketlerin Rusya'dan çekilmesi değil, Rusya'daki burjuvazinin, sermaye sınıfının da ne şekilde faaliyet göstereceği bundan sonra çok önemli. Eğer Putin'de bu son 10-15 günde bu emareler var, Putin rotayı sola kırmaya başlarsa, ki Komünist Parti gibi bir parti bile, düşünebiliyor musunuz? Batı ambargosu altında ve Yeltsin Putin'i destekliyor. Dolayısıyla burada böyle bir yapı ortaya çıkarsa yine Rusya bambaşka bir Rusya olabilir. Tıpkı Çarlık Rusyası'ndan Ekim Devrimi'ne, Ekim Devrimi'yle kurulan sosyalizmi yıkıp kapitalizme geçen Rusya gibi bambaşka bir sürprize karşılaşabiliriz. Yani koltuğu yeniden korunmak için kaynaklar yeniden dağıtılabilir. Her şey, her an her şey olabilir. Yani Rusya böyle dışarıdan özellikle batı gözlüğüyle kolay anlaşılacak bir ülke değil. Her şeyden önce tekrar edeyim. Türkiye'nin 21 katı büyüklüğünde 8 saat dilimi farklı olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Az vaktimiz kaldı ama bu hafta çok önemli diplomatik temaslar vardı ve olacak. Birkaç kelimeyle İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyareti, ardından dün Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve bugün de Alman Şansölye'nin Scholz'un ziyareti. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İsrail boyutunda enerji işbirliği galiba ağır basacak. Yunanistan'da ilginç bir cümle karşıma çıktı. Avrupa'nın güvenlik mimarisi konusunda Türkiye ve Yunanistan ortak bir sorumluluğu var demiş Sayın Erdoğan. Ve her iki ülkede 10 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var. Bunlar konuşulmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu üç ziyaretin ortak paydası nedir? Yunanistan'la ilgili bahsedecek olursak NATO değil de ABD neden Yunanistan'da üst ya da askeri tesis kurdu? Neden Türkiye'ye rağmen bunu Yunanistan'da sahneye koydu? Onu bir değerlendirmek lazım. Sanılanın aksine bize karşı değildi herhalde. Bizim bazı analistlerimiz bunun Türkiye'ye yönelik, Türkiye'yi parçalamaya, bölmeye yönelik bir eylem olarak değerlendirmişlerdi. Evet, Yunanistan'la Türkiye NATO'nun güney kanadının çok önemli iki müttefiki. Her ne kadar Doğu Akdeniz'de savaşın eşiğine gelme noktasında adımlar atılmış olsa da ben bu ziyaretin gerçekten çok anlamlı buluyorum. Öncelikle onun altını çizeyim. Zira Türkiye'nin dış politikadaki izlediği yeni yol, değişim süreci Yunanistan tarafından da herhalde fark edilmeye başladı. Türkiye o eski özgül ağırlığına tekrar kavuşma yönünde adımlar atıyor. Yani o değerli yalnızlık politikasından artık herhalde vazgeçildi. Tabii burada Yunanistan'la ilişkilerimizde bir de şunu da ifade etmemiz lazım. Doğu Akdeniz'deki hareketlilikle ilgili geri adım kelimesini kullanmayacağım ama Yunanistan'a tehdit oluşturduğu iddia edilen Türkiye gitti. Yerine bambaşka bir Türkiye geldi. Üstelik bir de Libya ile anlaşma elimizde kaldı. Bunu bir dipnot olarak söyleyeyim. İsrail Cumhurbaşkanı ziyareti, daha önce de konuşmuştuk. Özellikle Leviathan'dan Türkiye'ye getirilecek doğalgazla ilgili çok büyük ümitler beslenen bir ziyaretti. Ancak bunun olmayacağını da söylemiştik zaten daha önceki kısa vadede olmayacağını. Hatta Büyükelçi ataması da konuşuluyordu. Evet. Ben izleyebildiğim kadarıyla Sayın Herzog'un ziyaretinde herhangi bir bakan yoktu. Bu oldukça sembolik düzeyde bir ziyaretti. Ama sembolik düzeyde olması ziyaretin önemini küçültmüyor, düşürmüyor. Onu. Ama bir de Sayın Erdoğan şey dedi, Enerji Bakanı ve Dışişleri Bakanı yakında İsrail'e ziyarete bulunacak dedi. Belki evet. Altyapısı hazırlandı. Evet, yani bu o açıdan, bu üst düzey zirveden doğrudan bir sonuç çıkmadığı anlamında söylemiştim ama bakanların ziyaretleri de dolaylı olarak doğrudan bir sonuç. Bunun da altını çizelim. Önemli, yani o ziyaretlerden ne çıkar ne çıkmaz hiç sorun değil. Ancak diyaloğun devam etmesi önemli. Ben muhtemelen kısa sürede büyükelçilerin de atanacağını, atanmasını bekliyorum.
Hatta Nazım Hikmet'in bir şiirini okuması da önemliydi Herzog'un. Türkçe bir cümle kullanarak evet, konuşmaya, sembolik anlamda, sembolik anlamda tanıyorlar Türkiye'yi. Bizden daha iyi tanıdıklarına bahse girerim. Çok teşekkürler yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Yeni programda beraber olmak üzere. Thank you.